Günaydın. Şimdi saat 7. Ben uyandım. Arkadaşımı bekliyorum. Bugün yaklaşık 5 gün sürecek motor loop'una çıkıyoruz. Dünyanın en ünlü motor loop'larından birinin yapıldığı motor rotasını gideceğiz birlikte. Yaklaşık bir 350 kilometre Tayland'ın kuzeyinde bulunan bir rota. Jungle'ın ortasında böyle daire şeklinde Mae Hong Song. Evet, Mae Hong Song Loop olarak geçen bir loop'u yapacağız. Genelde muson yağmurlarına denk geliyor ve biraz tehlikeli olabiliyor. O yüzden dün böyle motor kiralamıştık. Kiraladığımız motorun kasklarının önü açıktı. Şimdi geldiğinde o kaskları değiştirmeye gideceğiz. Çünkü hızla giderken yağmurun altında hem yağmurdan çok etkileniyormuşsun hem de çok fazla böcek çarpabiliyormuş. Arkadaşımın gelmesini bekliyorum ve tamamen virajlardan oluşan böyle yaklaşık 4-5 gün ama bazen yağmurdan dolayı 10 gün süren bir motor turu olacak bu. Sadece böyle insanlar bunu yapmak için bile Tayland'a geliyorlarmış. Onu duydum. Çok ünlü bir rota. Çok ünlü bir motor rotası loop'u aslında. Daire çiziyorsun dediğim gibi. Biz Chiang Mai'den başlayacağız. Aşağı kısımda şöyle yuvarlak çizerek Pai'de birkaç gün kalıp Chiang Mai'ye geri döneceğiz. Planımız bu şekilde. Umarım kazasız belasız bu rotayı hallederiz. Çok merak ediyorum. Dediğim gibi dünyanın en ünlü motor rotalarından biri burası. Motor rotasını yaparken orada yolda gördüğümüz köylerde ya da konaklama alanlarında konaklaya konaklaya ilerleyeceğiz. Bilmiyorum. Çok merak ediyorum. O zaman arkadaşım gelsin ve yola çıkalım. Bu arada 5 gün sürecek yol için böyle bir çanta hazırladım. Benim çantam kopmuştu. Bana Rick kendi çantasını verdi. Çok çok büyük olmaması lazım çünkü bu yol boyunca 5 gün sırtımda olacak. İçinde sadece birkaç tane tişört, iç çamaşırı, şampuan ve yağmurluğum var. Bir de havlum var. Yiyecek içecek konusunu da muhtemelen gittiğimiz yerlerde kenarlarda yemek satan yerler var. Çünkü turistik bir rota olduğu için oralarda konaklama ve yeme içme yerleri oluyordur diye düşünüyorum. Umarım çanta bana yeter. Umarım çok ağırlık yapmaz bana. Bir de büyük bir yağmurluğum var. Çünkü çok fazla dediğim gibi muson yağmuru oluyor ve çok üşütüyormuş. Yukarı doğru çıktıkça hava da soğuyormuş. O yüzden böyle uzun bir tayt giydim. Arkadaşımla buluştuk şimdi. 7-Eleven'dan kahvaltılık yiyecek bir şeyler aldık. Ve motor turumuz burada başlayacak. Size şimdi onu tanıştıracağım. Hello everyone. Biz yaklaşık bir yarım saattir falan yoldayız. Doi Insanon Natural Park'a geldik. Biraz durduk, böyle bir mola verdik. Şimdi size yolları göstereceğim. Çok fazla muson yağmuru olduğu için motorun üstünde GoPro'mu çok fazla açamıyorum. Çünkü yağmurlu, işte kaskı falan zapt etmeye çalışıyorum. Hızla gittiğimiz için ve sürekli viraj döndüğümüz için yağmurda GoPro'yu kullanmak benim için biraz zor. O yüzden böyle durdukça ya da yavaşladıkça falan çekeceğim size. Şimdi böyle bir yoldan geldik. Bütün yollar böyle ama bunun böyle virajlı olduğunu düşünün ve daha çok yeşillik olduğunu düşünün. Şimdi burada insanlar yaşadığı için ve burada böyle bir dinlenme tesisi kurdukları için biraz daha burası az yeşillikli. Ama bütün yollar böyle yemyeşil ve yeşilin her tonu var gerçekten. Olağanüstü. Evet. Mola. Tek molası. Şimdi tuvalete gidiyorum. Durduğumuz yerde ve tuvaletin manzarasına bakar mısınız? Ya insanlar burada tuvaletini yapıyor bu manzarada. Yeah, we will like dry ourselves when we go to the temple. Şimdi yolun üstünde bir tane temple var. Buraya bilet aldık. Burayı göreceğiz. Sonra bu yolu tekrar döneceğiz. Rotamıza devam edeceğiz ama yani bu temple için önce bir motorla giriş parası ödüyorsunuz. Bir de ayrıca kişi başı bir yaklaşık 300 baht ödüyorsunuz. 150 lira gibi bir şey. İçim acıdı gerçekten ama bu rotayı yaparken o temple'ı görmemek de olmaz. O yüzden verdik yani. Şimdi giriş yapacağız. Hazırlanıyoruz. Motora bineceğiz ve gideceğiz.
Okay. Yeah, down to 5 kilometers. I told you, we passed temple. But there is no signal about the temple. What's temple inside there? Temple what için is gelmiştik. There? What? Asker bize yardım ediyor şu an. What's inside there? Deli gibi sis var, deli gibi yağmur var. Dinleniyoruz şu an. Ah. Temple burada sandık ama burada sadece askerler var. Geçmişiz. 2-3 kilometre kadar aşağıda kalmış. Okay. Biz temple diye çıktık dağın tepesine ama temple'ı bulamadık yani. En tepeye bir tane Buda koymuşlar saçma sapan. Onun için girişe 300 baht vermek zorunda kaldık. Saçma sapan hem yolu uzattık hem de Buda falan yoktu arkadaşlar. Yani temple falan yoktu. Şimdi durduk. Bir yarım saat ilerledikten sonra geldiğimiz manzaraya bakın. Sadece dinlenmek için durduğumuz yer. İnanılmaz. Şu an yağmur yağmıyor. İlk defa yola çıktığımızdan beri ilk defa yağmur yağmıyor. Öldük. Böyle bir fotoğraf için yapılan bir nokta sanırım burası. Biz bayağı bir ilerledikten sonra yemek yemek için durduk. Çok güzel bir yer burası. Ben yandan böyle çay gibi bir şey akıyor. Bungalov evler var. Orada yemek ve kahve yapıyorlar. Durduk. Rice ve tavuk yedik. Pirinç ve tavuk yedik. Kahve içiyoruz. Birazdan sizi burayı gezdireceğim. Cennet gibi bir yer ve daha sonra ilerleyeceğiz. Çünkü şu an yağmur yağmıyor. Hazır yağmur yağmıyorken de ilerlemek istedik. Normalde bu yemek yediğimiz yerde kala da biliyoruz. Ve ufak bir köyün çıkışında bir yer. Dağın tepesinde aslında. Şimdi sizi gezdireceğim. Bekleyin. Böyle bir yer. Biz burada yemeğimizi yedik. Burada böyle ortak tuvalet ve banyolar var. Ve merdivenlerden inerken sizi bungalov evler karşılıyor bu şekilde. Ve bakar mısınız? Şurada ejder meyveleri var ağaçta. Keşke yetişebilseydim. Koparıp yerdim. Bu da benim kahvem. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Şaka mı burası? Şurada yakınlarda, daha yakınlarda ejder meyvesi var. Biri görmeden koparabilir miyim acaba? Bakın ejder meyveleri bu ağaçlarda yetişiyor. Görüyor musunuz? Dragon fruit dedikleri. Çok lezzetli tadı. Burada genelde bu loop'u yapan insanlar durup kalıyorlar şurada. Çünkü çok fazla muson yağmuru oluyor. Ya da çok yorulmuş oluyorlar. Ya da geceye kalmış oluyorlar. Daha fazla ilerlemek istemedikleri için buralarda kalıyorlar. Merdivenden inince sizi böyle kahverengi, ama pis değil bu arada. Bu suyun rengi böyle toprakla karıştığı için böyle bir çay karşılıyor. O kadar huzurlu bir yer ki size anlatamam. Bakın evlerde bu şekilde. Sabah bir uyanıyorsun. Karşında böyle akan bir çay var, dere var ya da ne deniyorsa buna. Bildiğiniz cennette yürüyorsunuz yani. Bunu hep söylüyorum ama gerçekten Tayland'ı gözüm kapalı önerebilirim arkadaşlar. Cennet, cennet yani. Ay kamerayı tutamadım. Cennetten farksız bu ülke yani. Her yerinde farklı bir güzellikle karşılaşabiliyorsunuz. Yolculuk bizim için çok güzel geçiyor bu arada yani. Arkadaşım İtalyan. Biz Chiang Mai'de tanıştık ve dedi ki ben loop yapmak istiyorum. Bu Tayland'ın en ünlü loop'unu yapmak istiyorum ama yalnız olmak istemiyorum. Sen de böyle bir şey istiyorsan bana katılabilirsin dedi. Biz böyle motor kiraladık. Büyük bir kısmını o ödedi ama
paylaştık yine de ücreti. Ben de zaten hep hayalini kuruyordum bu turun. Ama böyle motor kullanmayı bilmediğim için biri bana teklif etsin ya da işte birini bulayım onunla gideyim falan istiyordum. Çok güzel denk geldi gerçekten. Ben de böyle Chiang Mai'de kara kara ne yapacağımı, nerelere gideceğimi düşünüyordum. Birkaç planım vardı. Bu böyle anlık ortaya çıktı ama tam da istediğim gibi oldu. Şimdi ben iyice yakınına indim. Böyle aşağı doğru akan bir dere sanırım bu. Çamurlu bir dere. Her yer karınca var ve bu Tayland'ın karıncaları arkadaşlar ölümüne ısırıyor sizi. Yani hiç acımıyorlar. Sinekten beter acısı. Elektrik çarpmış gibi bir ısırık. Nefret ediyorum yani. Şimdi artık gidip biraz daha dinlenip çok geceye kalmadan ilerleyeceğiz. Tabii bakarız duruma göre. Eğer hava hemen kararacak gibiyse, çünkü burada çok erken hava kararıyor. 6-7 gibi tamamen zifiri karanlık olmuş oluyor. Eğer öyle olursa da belki bu bungalovlarda kalırız. Bilmiyorum. Konuşacağız bir. Duruma göre haber veririm size de. Rotayı tamamlamak için bugün dinlenmemiz gerekiyor. Saat çünkü 6.30 oldu ve yaklaşık bir yarım saat sonra falan etraf tamamen kararacak. Çünkü zaten ormanın tam ortasındayız. Burada daha bir hızlı kararıyor ve her yer sis. Şimdi biz haritadan baktık kalınabilecek yerlere, bir tane bungalov ev bulmuştuk. Yaklaşık bir yarım saattir oraya ulaşmak için yoldayız. Ve ara ara muson yağmurları yine bastırıyor. Biz geldik şimdi mekana ve çok güzel bir yer bekliyoruz. Çok lokal bir yer bekliyoruz. İşte bu gece yatarız. Temiz olmasına hiç gerek yok. Uyuyalım yeter falan diye düşünüyoruz. Arkadaşlar geldiğimiz yere bakın şimdi. Şuradaki yoldan geldik. Ağaçların görüntüsüne bakar mısınız? Her yer pus, her yer sis. Ve biz burada kalırız diye geliyorduk ama zortladık arkadaşlar. Taşımışlar buradaki evlere. Bomboş. İncin top oynuyor. Ve yarım saattir buraya ulaşmak için bayağı dağın tepesine çıktık. Ama burayı kaldırmışlar, taşımışlar. Şimdi arkadaşım şurada çok uzakta bir nokta var. Şu tepede bir yerde. Oraya gitse sahibini tanıyorlar mı ya da burada bir yerde konaklayabilir miyiz diye sormaya gitti. Eğer ki hayır kalamazsınız derlerse geri döneceğiz ve karanlıkta sürecek biraz motoru. Ve kalacak yeri bulmak için de muhtemelen en az bir saat falan daha gideriz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada her yer arkamda gördüğünüz gibi orman. Harika. Evet, kalacağımız yer demin gösterdiğim yermiş ve şu izbe yerde ne tuvalet varmış, ne duş varmış, ne elektrik, ne internet çekiyor, ne telefon çekiyor. Ve geceliği arkadaşlar kişi başı 400 baht, yani 200 lira. Başka şansımız olmadığı için kalacağız ve aşırı mutsuzum. Şu an ağlamak istiyorum. Şu dağın başındaki izbe teneke yere 200 lira vereceğim birazdan. Uf, çok canım sıkıldı ya. Lanet olsun gerçekten. Neyse. Evin sahibi de bu adam. İndirim yapmıyor. Bu da tuvalet ve banyo arıyor. No shower. Banyo arıyor. Girdi evine indirim yapmamak için. One night without having a shower. Okay. For me it's no problem. But we can check the other place. Yeah, and we will check the other place and no one will be there. Like no one. I know it. Let's go.
Amcaya duş var mı diyoruz, bize çatı katını gösteriyor. Abi duş yok, sinyal yok. Gelmiş bana diyor ki çatı katı süper. Evet süper, hiçbir şey yok. Hello. Şuraya bakın abi. Gece ayılar yer bizi burada. Okay. 2 dakika uzaklıkta başka bir yer var. Aynı parayı öderim, en azından duş alırım. If you want to go, let's go. Yeah. Mecburen döndük yani deminki adamın olduğu yere. Konteynerde kalacağız bugün. Çünkü ileride yine bir bungalov ev görünüyor Google Maps'te. İnternette de görünüyor. Gittik ama hiçbir şey yoktu. Bomboş yine. Ve orada bir adama sorduk. Dedi ki burada başka bir yer bulamazsınız. Mecburen geldik. Şu konteyner abi. Sadece bu yatak var. Ne duş var, ne su var. Bir de şöyle bir elektrik verdi. Gece lambası. Ve 200 baht. Ay 200 TL ödüyoruz yani şuna. Kişi başı. Şaka gibi. Neyse. En azından ormanda ayılara yem olmayacağız. Bu gece burada kalacağız. Birazdan zaten karanlık çökecek. Sabah 7-8 gibi. Badam vay! Ödüm koptu. Tay dilinde anahtar demek de adam demin padamay deyip duruyor. Hiçbir şey anlamıyor. Delirdim yani. Adama duş soruyoruz. Gidiyor bize terası gösteriyor. Ulan duş yok, duş. Tuvalet nerede? Tuvalet yok. Sokağa sıçacağız herhalde yani. Sokağa işeyeceğiz. Neyse ama sakinim. Yol çok güzel. Yarın görüşürüz. Günaydın. Sese bak. Sabah sabah. Saat 7. Biz uyandık. Hiç rahat uyumadım. Belim çok ağrıyor açıkçası. Ya yatak verdiler. Gece adam böyle bir sürü nadıl, sıcak su ve yastık falan getirdi. Çarşaf getirdi temiz. Ailesiyle birlikte dağın tepesine. Ama rahat uyuyamadım. Biraz soğuktu galiba. Bir de yatak rahat değildi. Her yerim ağrıyor. Bilmiyorum. En azından güvende uyuduk diye avunmak istiyorum. Manzara çok güzel. Zaten tek olayı o. Şimdi size göstereceğim. Her yer puslu. Böyle uyanıyorsunuz ve bu manzarayla karşılaşıyorsunuz. Şurada kaldık. Sesimin kötülüğü, o kadar soğuk ki hava. Şimdi size insanlar tuvaletini burada nereye yapıyor onu göstereceğim. Şimdi buradan ineceğim dikkatli bir şekilde. Burası aynı zamanda adamın tarlası anladığım kadarıyla. Bakın burada çünkü bir şeyler ekiyorlar. Ve tuvaleti gösteriyorum. Evet. Kadınlar tuvaleti pembe. Erkekler tuvaleti beyaz. Gerçekten mahremiyete son derece saygı olan muhteşem manzaralı bir tuvalet. Tarafını seç. Bu şekilde. Biz şimdi hazırlanıp buradan çıkıp bir şeyler yiyip yola devam edeceğiz artık. Görüşürüz yolda.